eğitimini ilk önce aileden alır. Orada dilini anasından alır. Onun için ana dili deriz. Hatta bu vatana, yasaya varıncaya kadar ana vatan, anayasa dememizin de kadını gerçekten dünyanın merkezine yerleştirmemizden dolayıdır. Ama bugünkü olayları duyduğum zaman inanın içim parçalanıyor. Derhal televizyonları çeviriyorum. Dünyanın en fedakar, dünyanın dörtte üçünde bulunduğumu daha önce söyledim. En fedakar kadının Türk kadını olduğunu ismim Emin gibi biliyorum. Türkiye'nin her kademesinde gezdim gençliğim sırasında. Okul birinciliklerim beni hep süratle çeşitli şehirleri gezmeme vesile olurdu. Ailemin ticari ilişkiler dolayısıyla gençliğimin bir kısmı da Doğu Anadolu'da geçti. Ama şunu gördüm. Bu vefakar, bu cefakar Türk kadını maalesef dünyada bugün çok çeşitli ülkelerdeki kadının seviyesinde değildir. 5 yıl önce boşadığı bir kadın sokağın ortasında devletin emniyet güçlerine bile haber verilmesine, ihbar yapılmasına rağmen öldürülmektedir. Bu derece sayısı fazla olan olayların da başka ülkelerde olmadığını hepimizin bilmesi lazımdır. Oysa demin dedim ki dünyanın en aziz, en sevgili kadını, en cefakar kadını Türk kadınıdır. Doğu Anadolu bölgesinde bunu teşmil etmiyorum. Şehirlerdeki kişilere bakmayalım. Çocukluğumdan itibaren kadının bir el kiri şeklinde ifadesi vardır. 9 tane elbise giyer, erkeklerin bulunduğu yerde bulunamaz. Bugün şehirlere bakarak öyle düşünmeyelim. Köylerini ve diğer taraflarını. Karadeniz'de erkek kahvede oturur, kağıdını oynar ama kadın hem bahçesinde, hem bağında, hem çalısında, çırpısında, hem de eve döndüğü zaman affedersiniz, ahırdaki hayvanlarından sağımından tut bilmem neyine varıncaya kadar yemeğini de hazırlayacaktır. Kahvede ağzı sigara kokusuyla gelen koca 5 dakika içerisinde yemeği hazırda olmadığı için bir de envai çeşitli şekilde ağır kelimeler ve her şeyler işitecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de kadın erkilidir. Biliyorum. Bir tek İç Anadolu bölgesi ve Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde kadınla erkek beraber çalışabilir. Beraber çalışır, erkeğini yalnız bırakmaz, tarlasında da, dağında da, bağında da. Trakya ise biraz daha moderndir. Bizim bugün dinleyeceğimiz çok önemli bir konu, birazcık kendisi gibi çok değerli bilgiye sahip hocalarımdan elde ettiğim şeyle söyleyebileceğim tek bir şey var. Dünya milletleri içerisinde incelediğimiz zaman Türk'ün Türk kadınına verdiği önemi hiçbir millet tarihle asırlarca önce vermemiştir. Bir Hakan dahi savaşa gitmeden hanımıyla istişare etmiştir. Bugün ticareti bırak her şeyde hanımı bile hiç sayarak hareketler vardır. Ne oldu bu Türkiye? O Atatürk'ün dediği gibi ne oldu bu asil kana? Tek bir cümleyle kapacağım. Bizi yine tek kurtaracak aidiyet duygusu. Kurtabildiğinde aidiyet duygusu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Profesör Doktor
Vala, uydu, yücel. Arz ederim. Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Banu Gürer. Arz ederim. Saygıdeğer hocalarım, değerli büyüklerim, sevgili genç arkadaşlar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bir teşekkürle başlamak istiyorum sözlerime. Başta Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'na bizlere bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ama diğer taraftan akademik hayatımda emeği geçen rahmetli hocamızı da saygıyla ve minnetle anmak isterim. Zira tarihler 1993 yılını gösterdiğinde Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışırken Abdülkadir hocam geldi ve bana dedi ki, valla Turan hoca bana bir şey söyledi, Kazakistan'a gidip Rusça öğrenir misin dedi ve benim böylece meşakkatli hayatım başlamış oldu. 2 yıl boyunca hocamızın sağladığı bursla biz Kazakistan'da görev yaptık ve gerçekten de kendisine minnettarım, kendisini rahmetle anıyorum. Evet, biz bugün sizlerle Türk kadınını konuşacağız. Tabii Perşembe günü derste de söyledim, bu cümlelerimle yine başlamak istiyorum. Erkeğinin yanından bir an olsun ayrılmayan, bir bakış açısına sahip olan Türk toplumunda kadına gerçekten değer verilirken, yine aynı şekilde cennet annelerin ayakları altındadır diyerek kadını yücelten bir İslam anlayışı içerisinde maalesef bugün 1857 yılında New York'ta çıkan bir yangın dolayısıyla dünyada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı ve böylece de biz de bugünü hep beraber kutlamaya başladık. Tabii bu kültürün kendi içerisinde aslında böyle bir günü oluşturması beklenirdi ama maalesef oluşturamadık. Ama biz de her zaman için şöyle söylüyoruz. Bizim için her gün zaten anneler günü diyoruz ve kadınlar günü diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi tabii Türk kadını dedik, hocam da ifade ettiler gerçekten. Şimdi bütün sözlerine yürekten katılıyorum. Çünkü Türkistan coğrafyasında başlayan ve çeşitli sebeplerle Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlara kadar uzanan bu geniş coğrafyada Türklerin ortaya koyduğu muhteşem bir siyasi tarih. Tabii bu muhteşem siyasi tarihi zengin bir kültürle de zenginleştirmişler. Dolayısıyla bizim Batılıların öyle işte sonradan bizim kaynaklarımıza bakarak yazdıkları gibi biz az bir veya az gelişmiş bir kültüre değil, tam tersi zengin bir kültüre sahibiz. Bir kere bunu ifade etmek isterim. Tabii biz kültürümüzü nerelere gömdük? Biz kültürümüzü tabiri caizse kurganlara gömdük, arkeolojik kaynaklara gömdük. Ama bizim de siyasi münasebette olan bütün devletler de kendi yazdıkları eserlerde bize ait bilgiler verdiler. Bunların malum olduğu üzere ben bir genel Türk tarihçisiyim. İslam öncesi Türk tarihini çalışıyorum. Dolayısıyla Çin yıllıklarının, Rus yıllıklarının, Bizans yıllıklarının ve Arap kaynaklarının bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Çünkü bu kaynaklar taraflı yazılmışlardır. Bizi ifade ederlerken de çok taraflı ifade etmişlerdir. Ama işin doğrusunu isterseniz özellikle kadına gösterilen hürmet anlayışında çok hakkımızı ne diyelim, hakkımızı vermişlerdir diyelim. Tabii şimdi bu onlar bunları yaparken aynı zamanda biz de kendi tarihimizi özellikle kitabeleri de kazdık. Göktürk abideleri başta olmak üzere. Yine aynı şekilde İslam coğrafyası içerisinde, muhiti içerisinde yazılmış olmalarına rağmen
Birincisi de Divan Lügat-ı Türk, ikincisi de Kutat-ı Fukuhi. Bu açıdan bizler için önemli. Neden? Çünkü onlar içlerinde muhafaza ettikleri bilgiler açısından da eski Türk kültürünü göstermeleri bakımından önemlidirler. Tabii bunlardan yola çıkarak ve bir de aynı zamanda destanlarımız, biliyorsunuz ki destanlar bir milletin hayatlarının hikaye manzum edilmiş hikayeleridir. Dolayısıyla bizde destan çok fazladır. Bir de şunu söyleyeyim, kadına bu kadar değer verdiğimiz için de eski Türk destanlarında, işin doğrusu isterseniz sevgiliye yazılmış bir destanı bulmak da zordur. Yani bizim destanlarımız ya toprak sevgisini anlatır, ya vatan sevgisini anlatır veya da bağımsızlığa olan düşkünlüğü anlatır. Böyle de bir milletiz. Tabii eski Türk sosyal yaşantısından hareketle yola çıkacak olursak, Türkler kadına iki yönde, yani sosyal hayatın içerisinde bir, ailede anne olduğu için çok büyük değer vermişlerdir. İkincisi de devlet teşkilatında oldukça fazla değer ve önem vermişlerdir. Bunu yine bu söylediğim kaynaklara bakarak da sizlere sunmaya çalışacağım. Tabii kız çocuğuna sahip olmak gerçekten de eski Türklerde son derece önemlidir. Mesela yine Divan-ı Lügat-ı Türk'ten hareket edecek olursak, nenk kelimesinin eski Türkler arasında kız olarak kullanıldığını, nenk kelimesinin kız olarak kullanıldığını ve bunun pahalı, kıymetli demek olduğunu söylüyor. Yine buradan hemen Kutadgu Bilinge gidecek olursak da Yusuf Has Hacip karşımıza çıkar. Yusuf Has Hacip de der ki, nadir olduğundan dolayı kıza Nadire ismi verilmiştir. Tabii yine diğer taraftan Dede Korkut hikayelerinde dikkatimizi çeken nokta, Bamsı Bey'le kendisine karşı bütün Oğuz beylerinin toplanıp Tanrı'dan kız çocuğu verilmesini istemesini ister. Böylece kız çocuğuna sahip olma eski Türk toplumunda bugün olduğu gibi veyahut da geçmişte olduğu gibi karalar bağlama anlamına gelmiyordu. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Tabii kadın ailenin direği, hocamın da ifade ettikleri gibi gerçekten de kadın ailenin direği. O yüzden de kadına şöyle söyleyebiliriz. Eski Türk toplumlarında kadın eşinin ne bir adım önünde, bazı toplumlarda olduğu gibi, ne de bir adım gerisinde. Yan yana, omuz omuza. O yüzden de o omuz omuza birliktelik evin, obanın hep beraber. Mesela hukuki olarak da aynı şekilde. Eski Türk hukuk sisteminde kadının mülki şahsiyet hakkı var. Sebebi de bundan kaynaklanıyor. Yani birbirlerinden ayırt edemiyorlar. Gerçi hocamın konusuna çok gitmek istemem ama Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Mevlam ne diyor? Siz birbirinizin libasısınız. Yani elbisesisiniz. Dolayısıyla kadınla erkeği aynı tutmuş. Zaten Yüce Dinimiz de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de ya ey nas der ya ey müminler der ki genellikle de nasıl kullanılır. Şimdi tabii evlilik nasıl gerçekleşiyordu? Birincisi evlenmeden önce eski Türklerde bu çok tartışılmıştır. Özellikle sosyologlar bugün dahi başlık parası olarak günümüze tezahür eden bu yöntem kalın, kalın, kalın şekillerinde Türk kaynaklarında geçer. Tabii bu bir bazıları Türk sosyal yaşantısını bilmeyenler için özellikle söylüyorum. Batılı sosyologlar bunu bir kadının satın alınma bedeli olarak görürler ve öyle de eserlerine yansıtırlar. Aslında kalın kadının bir özür dilerim satın alınma bedeli falan değil, çocuğun, kız çocuğunun yetiştirilmesi sırasında anneye ve babaya verilen bir hediyedir, bir akittir. Bahattin Öker bunu çok güzel de açıklamıştır. Gerçekten de öyledir. Neden böyle diyorum? Çünkü kalın verildiği zaman kız evinden oğlan evine giden bir iş gücü, bunun sosyal ve ekonomik boyutu da var. Dolayısıyla kız evinden giden, yani kız evi demeyelim de baba evinden giden bir kız erkek evine gittiği zaman, bakın yaşanılan coğrafya uçsuz bucaksız bozkır coğrafyası. Gerçekten de Kazakistan'da böyle zaman zaman hep gittiğimiz zaman sanki bir yerden motun çıkıp gelecekmiş gibi bir hisse kapılırdım. Yani o toprağın insanın tahayyülünde, beyninde, ülküsünde açtığı şey gerçekten de bir yerleri almak, bir yerlerde hakimiyet kurmaktır. Ama bu hakimiyetinizi kurabilmeniz için işte yan yana olmanız gerekiyor. Bizim de en önemli özelliğimiz kadınla erkeğin yan yana olmasıdır. İşte kalın bu anlamda
kız çocuğunun yetiştirilmesi karşılığında aslında aileye verilen bir hediyedir diyelim. Hatta bunu tam böyle İslam dönemlerinde buna süt hakkı denmeye başladı ki günümüzde de biliyorsunuz zaman zaman Anadolu'da süt hakkı da denildiği biliniyor. Ancak şunu da söyleyeyim, tabii daha sonra İslamlaşmayla beraber İslam'da mehir anlayışı var. İslam'la bunu bir tutmamak gerekiyor ama uygulama cephesi olarak baktığınız zaman bu mehirle beraber özdeşiyor. Çünkü kalının mutlaka ve mutlaka evlenmeden önce verilmesi lazım. Kalının cinsi değişebilir. Yani kalın bir eşya olabilir, para olabilir veya altın olabilir, kumaş olabilir. Ama önemli olan erkek tarafının kalını verecek derecede ekonomisinin olmasıdır. Ve kız tarafının da aynı şekilde bunu kabul etmesidir. Ancak kız tarafı kalını alırken bakın bunun karşılığında da yine onlara çeyiz veriyor. Kızın bir çeyizi var. Baba da yine kızının kendisinin işte yetiştiği zamana kadar. Şimdi tabii günümüzde evlilikler çok geç oluyor ama milattan önceki yüzyıllardan itibaren başlayan bu süreçte evlilikler yani kız çocuklarının 12, 13, 14 yaşlarında evlendirildiğini düşünüyoruz. Yani kayıtlar en azından çok genç yaşta evliliklerin olduğunu söylüyorlar. Tabii bu kalımın alınmasıyla beraber de evliliğe otağı kuracak olan bir söyleyelim. Çünkü ben şunu da kabul etmek etmiyorum yani. Şimdi çadır diyoruz. Çadır dediğimiz zaman sevgili genç arkadaşlarımız da burada derslerimizde de söylüyoruz. Çadır bugün kafanızda işte kurduğunuz küçük bir ne diyelim örtü olarak geliyor. Hayır değil. Türkler buna otağı diyorlardı. Çünkü onun içerisinde bir hayat vardı. Ve rahmetli İbrahim Kafesoğlu da gerçekten de Türk'ün yaşadığı bu yaşam biçimini Bozkır kültürü adı altında anmıştır. Bence de yani şahsen bizim de kabul ettiğimiz ve sürekli olarak derslerde de anlattığımız bu Bozkır kültürüdür. Bu Bozkır kültürünün içerisinde Batı bunu anlamakta zorlanmıştır. Neden? Zira onların kafasında surlarla çevrili bir şehirleşme şehir olması gerekiyor. Eğer siz bunu yapmamışsanız işte bu hem kültürünüzün hem de bugün çok tartışılan medeniyet kavramının onlar tarafından Türklerin medeniyetsiz veyahut da kültürsüz olarak yorumlamalarına sebep olmuştur. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki bizler hayır öyle değil. O otağın içerisinde bir hayat var ve o hayatın içerisinde de ailenin kalacağı yerler belirlenmiştir. Aslında yaşanılan Bozkır coğrafyasındaki bu Bozkır kültürü sizin otağlar kurarak çok fazla coğrafyalarda Türk hakimiyetinizi sağlamanızın da en önemli sebeplerinden biridir bana göre. Tabii kalınla başlayan bir evlilik sürecinde her iki tarafta gerek kız tarafı gerekse oğlan tarafı yeni ev kuracak olan aileye yardımda bulunuyorlar. Hatta şöyle söyleniyor özellikle bizim kitabelerimizde deniyor ki kız ve erkek çocuğuna verilen bu parayla beraber aynı zamanda baba çocuğunun evlendirilmesini bizzat kendi üzerine aldığı için çocuğuna bir katkı sağlamış oluyor. Bu açıdan da yeni evlenenlerin borçsuz harçsız bugünkü tabiriyle yuva kurduklarını söyleyebiliriz. Bugün yani işte banka kredileri sağ olsun herhalde pek çoğumuz bu şartlar altında ancak yeni bir aile kurabiliyoruz. Tabii Türk tarihinde kadının kalınla başlayan veyahut da öyle söyleyelim evlilik hayatıyla beraber Türklerde şu da esastır. Türklerde dışarıdan evlenme esastır. Yani Türkler dayılarının, teyzelerinin işte çocuklarıyla evlenmezler. Biz buna dışarıdan evlenme diyoruz. Egzogami şeklinde geçer. Tabii yine Türklerde tek eşlilik var. Kaynaklarımızın hemen hemen tamamına yakını Türklerde tek eşliliğin olduğunu söylüyorlar. Ancak burada şöyle bir konu da var. Belki aklınıza da gelebilir. Evet Türklerde tek eşlilik var ama siyasi olarak kanların bazen ikinci veya üçüncü evliliklerini yaptığını da biliyoruz. Tabii bu noktada mesela milattan önce işte 200'lü yıllarda yaşamış olan Asya Hun hükümdarı Mutu'nun Çin İmparatorluğu'su Lu'ya evlenme teklif etmesi bunlardan bir tanesidir. Zira Lu'nun Çin kaynaklarına baktığımız zaman yaşı oldukça fazla ilerlemiştir ve zaten kendisine mektup yazan, mektupla evlenme teklif eden
Mutuna karşı nezaketli bir şekilde yaşının çok fazla ilerlediğini ve dolayısıyla da bu evliliği kabul edemeyeceğini söyler. Aslında tabii burada önemli olan nokta Mutun'un topraklarını genişletme aşamasında olması ve bunun için de bunu kullanmasıdır. Tabii şunu da söyleyebiliriz. Ben çünkü bunu zaman zaman kendi derslerimde söylüyorum. Zayıf olduğumuz zamanlarda siyasi evliliklerle toprak kazanmayı normal görebiliyorum. Ama güçlü olduğumuz zamanlarda evlilikleri çok da fazla, işin doğrusunu isterseniz, kabul edemiyorum. Ama böyle durumlar olmuş mudur? Evet, olmuştur. Türk tarihi boyunca Uygurlarda da olmuştur, Göktürklerde de olmuştur, Avrupa Hunlarında da olmuştur. Yani Avrupa coğrafyasında Atilla ile başlayan ve Osmanlı dönemine kadar devam edecek olan varlığımızı oluşturan Türkler de bu coğrafyada gerçekten de Bizans kaynakları bu işte Avrupa Hunları, buna Bulgar Devleti, Avarlar, Sabarlar ve daha sonra işte Kumanlar, Peçenekler hakkında tabii benim burada ifade edemeyeceğim tarzda çok kötü şeyler yazmış olsalar dahi en azından kadınlara verdikleri değeri ve kadının tabii sosyal hayatta ve devlet teşkilatında biraz önce söyledim size hatun olarak da çok önemli rolü olacaktır ama Çin kaynakları şöyle söylüyor. Bakın Türklerdeki kadın ve erkek arasındaki fark olmadığını çok net bir şekilde diyor ki her Hun çocuğu, bunlarla ilgili bilgi verirken her Hun çocuğu kendisi doğar doğmaz annesi ve babası tarafından ata neredeyse, aynen cümlede böyledir, neredeyse yürüyemeyecek yaşta olan her Hun çocuğu ata binmeye alıştırılır ve daha sonra da yine önce gelinciklere, farelere, daha sonra tavşanlara ok atarak onların iyi bir asker olması sağlanır diyor. Ancak burada dikkatinizi çekerim. Burada kadın veya erkek demiyor. Erkek çocuğu veya kız çocuğu demiyor. Her ikisini aynı anlamda kullanıyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi yaşanılan bozkır coğrafyası size aynı zamanda daima kendinizi koruma zorunluluğu sağlıyor. O yüzden de kadın olsun, erkek olsun kendini sürekli olarak korumak zorunda. Şimdi tabii kalımla beraber başlayan bir süreç ve bu süreçte de tek evlilik esastır dedim. Ama yine Batı'nın çok fazla bizi anlamaması, belki diyebilirsiniz ki hocam Batı'ya çok kabahat buluyorsunuz. Gerçekten de buluyorum. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Çünkü Yusuf Hikmet Bayur Hindistan tarihini yazarken orada şöyle bir cümlesini okumuştum. Bizlere yönelik diyor ki, genç akademisyenlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü batılı tarihçiler, batılı Türkologlar bizim eserlerimizi aldılar, Avrupa'ya götürdüler. Daha sonra da kendilerinde nasıl bir Türk algısı varsa bu orijinal eserlerin içerisine o Türk algısını sokmaya çalıştılar. Onun için elimizden geldiğince kendiniz ana kaynaklara vakıf olarak bunları tercüme etmeye çalışın. Batı'dan çok fazla esinlenmeyin. Ama bizim tarih yazıcılığımız maalesef orijinal eserlerden veya kaynak dillerinden alınıp yazılmanın yerine daha ziyade Batıların yapmış olduğu tercümeler üzerinden gittiği için bir dönem biz bu sıkıntıyı yaşadık. Ama şimdi tabii biz de özellikle 1960'lı 70'li yıllardan sonra onu rahatlıkla söyleyebilirim ki son 20-30 yıldır genç arkadaşlarımızı yetiştirmek üzere hangi dille ilgili kaynaklar üzerinde çalışıyorsa oralara gönderiyoruz ve o dilleri en azından dillere vakıf olmalarını sağlıyoruz. İşte orada görüyoruz ki gerçekten de Batılılar o algıyı vermişler. Şimdi tabii çok fazla zamanınızı almak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Batı'nın bizi bu kadar kötü görmesinin altında yatan sebep tabii ki miladi 4. asırdan itibaren bu topraklara girdik. Ve zaman zaman da hep söylüyorum, Bizans kaynakları diyor ki yüksek dağlardan inen kasırgalar gibi. O kadar çok bunları tarumar etmişler ki ve İstanbul sokaklarında bir avar atlısı görüldüğü zaman silahıyla, saçıyla ve hatta yine bir ana kaynakta ben mesela bunu yaptırdığım yüksek lisans tezimde tespit ettik. Hepimiz biliriz ki Yavuz Sultan Selim küpe takmıştır. Ama ben zaman zaman sorgulardım. Çünkü biraz önce söyledim ya, biz arkeolojik kaynaklara, kurganlara tarihimizi gömdük. Ve belki yüzyıllar sonrasında keşfedilmeyi bekledik eski Türk hükümdarları. İşte bu kurganların, kurganlar açıldığı zaman bunların içerisinde tabii atına ait kemikler bulundu.
yine silahları bulundu. Ama çok nadir de olsa bunların içerisinde küpeler ve süs eşyaları bulundu. Yani bunu anlandırmakta biraz zorlanıyorduk. Demek ki Bizans kaynağı atlı avar okçusunun İstanbul sokaklarında dolaşırken bu şekilde küpele dolaşmasını çok ibretle ve büyük bir tabii şaşkınlık içerisinde anlatmaktadır. Çünkü korkuyor. Tabii böyle bir korkuyu biz Avrupa'ya verdik. Dolayısıyla Avrupa bu korkunun altından bana kalırsa hiç çıkamadı. Tabii çünkü sürekli olarak bu topraklarda olup sürekli olarak bu topraklarda kendimizi hissettirdiğimiz için onlardan bizi kendilerinin içerisinde görmelerini veya saymalarını beklememiz bilmiyorum. Tarihi delillerle işin doğrusunu isterseniz çok fazla örtüşmüyor. Biz tabii kadına tekrar geri dönecek olursak yine biraz önce söylediğim gibi Leviratüs denilen bir sistemimiz var. Türk sosyologlar da bunu söylüyorlar, Batılılar da bunu söylüyorlar. Şimdi tabii bu konudan yine bize biraz saldırmaya çalışıyorlar. Ama eğer toplum içerisinde yaşarsanız aslında bu sistemin hiç de böyle yabana atılamayacak bir sistem olduğunu görürsünüz. Şimdi Leviratüs sistemi bir, çocuksuz üvey anne ile veyahut da yine kardeşiniz veya abiniz öldüğü zaman onun hanımıyla evlenme. Türk toplumunda böyle bir adet var. Tabii İslamiyet'ten sonra bu adetimiz yine devam etmiştir ama çocuksuz üvey anne ile değil de daha ziyade erkek kardeşin çocuk eşiyle, dul kalan eşiyle bu devam etmiştir. Şimdi tabii neden böyle bir sisteme ihtiyaç duydu bizim toplumumuz? Bunun altında yatan 3 sebep var. Biz böyle açıklıyoruz bu sebepleri. Birincisi kadının kocası öldükten sonra toplum içerisinde korunmasını ve himaye edilmesini, aile içerisinde himaye edilmesini sağlamak üzere diyoruz. İkincisi tabii biraz önce sözlerime başlarken kadının kendi özel mülkünün olduğunu ve kendine ait mülklerinin bulunduğunu biliyoruz. Tabii bu arada eğer eşi ölmüşse babasının evine giderken evlenirken aldığı kalanı da beraber götürme hakkı var. Boşandığı zaman bunu götüremiyor ama eşi öldüğü zaman bu kalanı geri götürme hakkı var. Dolayısıyla ailenin malının, mülkünün parçalanması söz konusu. Bu da tabii o dönem içerisinde aile tarafından kabul edilmiyor. Ama belki de bana göre en güzel üçüncü şık. Çünkü bu şıkta da şöyle bir özellik var. Deniliyor ki tabii üvey baba ile evlenildiği zaman çocuğun bir üvey baba elinde büyümesi ne kadar hani şefkat ve sevgi görmesi açısından doğrudur deniliyor kaynaklarda. Ve bunun için de amcanın yeğenlerine bir baba gibi baba şefkati ile yaklaşabileceği düşüncesinden hareket ediliyor. Ve bu düşünceyle beraber de Leviratüs sistemi bizde mevcudiyetini koruyor. Gerçekten de Türk toplumunda oldukça fazla, yani bu gibi durumlarda oldukça fazla görülmüş bir sistemdir Leviratüs sistemi. Tabii kadın anne, anne olduğu için de hemen hemen bütün kaynaklara kadının anneliğiyle ilgili oldukça fazla bilgiler verilmiştir. Tabii bunda Fırat Kubilin başta olmak üzere. Ama tabii ben özellikle kitabelere yansıyan yönüyle Bilge Kağan ve Kütegin abidesinde seslenirken Göktürk kitabelerinde her ikisi de mesela İl Bilge Hatun diyerekten annelerine verdikleri önemi veyahut da yine Bilge Kağan işte analarım, bacılarım, halalarım, kardeşlerim, kızlarım diyerek yine bir taşa yazdıracak kadar onlara hitap etmeyi en azından o sosyal cemiyet açısından düşünecek olursanız önemli görmüş ve yüzyıllara bu şekilde seslenmiştir. Bu açıdan tabii kadının yine söylüyorum birbirleriyle denk oldukları için Türklerde yani İslam öncesi içerisinde o denklik daima hayatın her aşamasında kendini göstermiştir. Tabii yine başka bir noktadan bakacak olursak kadının annelik vasfı yine destanlarımızda çok güzel bir şekilde kendini göstermektedir. Bunu tabii Dede Korkut hikayelerinde Oğuz Kağan destanlarında görüyoruz. Tabii burada şöyle bir şey var. Ana hakkı Tanrı hakkıdır diyor mesela destanlarda. Çünkü ve anneyi meleğe veyahut da biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman da gökten inen nur demetlerine benzetiyorlar. Çünkü onları kutsallaştırmışlar. Biliyorsunuz ki biz değer verdiğimiz her şeyi kutsallaştırmışızdır. Anamızı da bu anlamda kutsal olarak görmüşüz. Tabii bu arada
Annenin kutsal olmasını sağlayan en önemli sebeplerden bir tanesi de iffetli ve namuslu olmasıdır. Türklerde zinanın suç olması ve kadının ve erkeğin tabii toplumda bunu en kötü bir şekilde cezalandırmaları bu suçun işlenmemesine sebep olmuştur. İslam kaynakları bu noktada başta Gerdiz olmak üzere, İbn-i Fadlan olmak üzere hepsi Türk kadınları iffetlidirler, namusludurlar ve o yüzden de bunların arasında işte arık, arık sulu gibi isimler vardır diyerek de bunu resmen tescillemişlerdir. Şimdi şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Tabii İslam kaynakları özellikle 9. 10. yüzyıldan itibaren Türkistan coğrafyasına çok geldiler. Çünkü bu seyyahların büyük bir kısmının asıl maksadı Türkleri Müslümanlaştırmaktı. O yüzden de Müslümanlığa mugayir veyahut da kendi Arap kültürlerine mugayir olan bazı örf ve adetlerimizi de kendi eserlerinde dile getirmişlerdi. Mesela İbn-i Fadlan yine İtil Bulgar hükümdarının işte Hazarlara karşı kendisine yardım etmek üzere Abbasi halifesinden yardım ister ve İbn-i Fadlan da Bağdat'tan çıktığı yolculuğundan itibaren de İbn-i Fadlan seyahatnamesinde yaşadıklarını, gördüklerini bizimle paylaşır. Tabi burada bizimle alakalı çok fazla işte olumsuz kelimeler ve cümleler olmasına rağmen şunu söyler. Der ki bunlar tek eşlidirler. Bunlar da tek kadın görülür. Bunlar işte birbirlerini nehirlerde görürler, severler ve o şekilde evlenirler. Ama bunlar da zina nedir, bunlar zina nedir bilmezler diyor. Ve İbn-i Fadlan gerçekten de bu noktada bize yine hak ettiğimiz demeyelim de bize olduğumuz gibi göstermesi açısından da son derece önemli bilgiler veriyorlar. Şimdi tabii kadın aynı şekilde sosyal hayatta bu kadar anne olmasının yanı sıra devlet teşkilatında da hatun olarak karşımıza çıkıyor. Ve hatun olarak da kocasının daima yanındadır. Kaynakların hemen hemen tamamına yakını hükümdarların yanında mutlaka ve mutlaka hanımlarının olduğunu söylerler. Çünkü gelen elçilerin karşılanması sırasında hükümdar merkezde otururken ki bazen sağda denilir buna. Hatun solda oturur ve eşiyle beraber gelen elçileri kabul eder. Yine aynı şekilde törenlerde, kurultaylarda, ibadetlerinde hemen hemen her hayatın veyahut da devletle ilgili hayatın her bölümünde kadının hükümdarın yanında, Hakan'ın yanında olduğunu kaynaklar bizlere defaatle söylemektedirler. Bu konuda özellikle Çin kaynakları çok detaylı bilgi verirler. Mesela 988 yılında Uygurların yanına giden, Turfan Uygurların yanına giden Wang Yente adlı bir Çin elçisi vardır. Ve Turfan Uygur hükümdarının kendisini karşılaması sırasında yanında hanımının olmasını hayretler içerisinde anlatır. Çünkü o dönemde gerçekten de Türklerde kadın bakın yan yana dedi. Ama biz biliyoruz ki o dönemde Hint toplumunda, Roma toplumunda, Çin toplumunda tabiri caizse kadının gerçekten de adı yok. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde kadın erkek yan yana. Savaşta beraber savaşıyorlar. Hatta destanlarımızda kendilerini nasıl bir hanım istedikleri zaman işte kılıç kuşanan, güreşen, kendisiyle beraber aynı şekilde bütün olaylara baş koyan bir kadın istediklerini görüyoruz. Bu açıdan aynı olduklarını söyleyebiliriz. Tabii bu arada hatun olmaları mesela Priskos Atilla'nın yanına elçilikle gidiyor ve bu sırada da başından geçenleri yine bize anlatıyor. 5. asır bir Grek seyyahıdır Priskos. Burada şöyle diyor. Diyor ki Atilla'nın diyor hanımının diyor kendisine ait diyor sarayı var. Çünkü bu saray Bizans'ta hiçbir imparatoriçeye öyle söyleyelim veyahut da birinci kadınlara verilmeyen bir özellik. Ama bunlarda diyor Atilla'nın hanımının sarayı olduğu gibi aynı zamanda diyor biraz önce söylediğim gibi kendine ait bir mülkü var diyor. İslamiyet dini kabul ettiğimiz andan itibaren de Selçuklu dönemine kadar Türk hatunlarının devletin başında önemli görevler yer aldıklarını biliyoruz. Mesela işte Sultan Tuğrul'un eşi Altuncan Hatun, yine aynı şekilde Alparslan'ın kız kardeşi olan ve Erbasan'ın hanımı olan Gevher Hatun, yine aynı şekilde Sultan Sencer'in ki yeryüzü melikesi ile
adlandırılmıştır, o unvan verilmiştir kendisine. Yine bunlar kendilerine ait devletlerinin yanında, eşlerinin yanında, hatta eşleri savaşa gittiği zaman da devleti yönetebilecek, kendilerine ait iktidarlarının, yüklerinin, askerlerinin olduklarını çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde tabi İslamiyet öncesinde de bunu söyleyebiliriz. Yine Uygurlara ait bir örnek verecek olursak, Çin kaynakları şöyle söylüyor. Diyor ki Uygurlar boylar halinde yaşarlarken onlardan bir tanesinin adı Boy Bey olarak Pusa veya Pusat'tır. Pusat savaşlarda devletini kurmak ve hakimiyetlerini yükseltmek isterken annesi Ulu Hatun da onun bağlı bulduğu boyun başında yer alarak devleti yönetiyor, insanlara adaletle hükmediyor. Burada çok önemli olan nokta adaletle hükmetmemizdir. Gerçekten de Türklerin en önemli hasletlerinden bir tanesinin de hepimizin malumu olduğu üzere adaletle, Türk öğretisi adalet üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla biz de dünyada bütün bu milletlerin çağırmalarının altında yatan en önemli sebep de budur. Yani biz gittiğimiz her yere adaletimizi götürdük ve onları, sayın hocalarımın yanında konuşmak gibi olmasın ama onlar bu şekilde de kendi toplumlarında rahat edebildiler. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii burada zamanınızı çok almak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Çok önemli ve çok dikkat edilmesi gereken önemli hususu biz maalesef Osmanlı'dan itibaren kaybetmeye başladık. Bu da nedir biliyor musunuz? Devleti yönetecek olan Hakanların Türk bir anneden doğması. İlk hatunun mutlaka ve mutlaka Türk devlet teşkilatının temeli buydu. Bunun altında yatan bir daha sonra devleti idare edecek olan kişi Türk anadan, yani Ulu Hatun'dan olacaktı. Eğer olmadığı takdirde, ki böyle durumlar yine eski Türk toplumunda oldukça fazladır, bunun üzerine hemen kendisi Hakanlıktan arındırdı. Yani Türk olmayan bir anneden dünyaya gelen bir kişinin hayatta kalma şansı yani maalesef yoktu. Ama tabii bunun şahsen kendi adıma, kendi duygularımı burada ifade etmek isterim, derslerimde de söylüyorum. Keşke bunu bozmasaydık. Keşke bunu devam ettirseydik. Türk tarihinin belki de en önemli, bence eksik demeyelim de, yani doğru olmayan taraflarından bir tanesi bu. Çünkü devletin asli unsuru sizseniz, devletin yönetiminde de siz olmalısınız. Eğer asli unsur devletin yönetiminde görev alamıyorsa, buna hükümdar başta olmak üzere, o zaman işte yıkımınız çok çabuk gerçekleşiyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ama etmedik, maalesef etmedik. Ondan sonra da etmedik. İşte geçmişe dönüp şöyle bir baktığımız zaman da durumumuzu herhalde idrak edebiliyoruz. Ama diyebilirsiniz ki hocam, yani Türk Hatun'dan doğan hükümdarlar, yani devlette yani devletleri yıkılmadı mı? Tabii ki yıkıldı ama içten değil, yani en azından aileden yıkılma olmadı. Boylar arasındaki münasebetlerden yıkılma oldu. Ama bu hasretimizi kaybettiğimiz andan itibaren boylar arasında gerek olmadı. Çünkü aile, sülale veya hanedanının kendi içerisinde maalesef mücadeleler başladı. Bunu işte keşke değiştirmeseydik diyorum. Tabii ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum ama kısacası ez cümle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de Türkler İslamiyet öncesinde bütün kaynakların ittifakla söyledikleri gibi kadını daima ve daima erkeğin yanında görmüştür. Ne önünde ne arkasında ve ona göre değer vermiştir. Bir cümle de şunu söyleyeyim. İslam dini de aynı şekildedir. Ancak biz Müslüman olduktan sonra İslamiyet'le bana göre Arap kültürünü çok karıştırdık. Arap kültürünün bazı özelliklerini kendi kültürümüzün içerisine aldık. Ve böylece de işte kendi kültürümüzden uzaklaştık. İnşallah kendi kültürüne sahip çıkan nice gençler yetiştirmek dileğiyle. Ben önce buradaki büyüklerimin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sonra hepinize geldiğiniz için bir kez daha teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bilgilendirmesi oldu. Muhterem hocalarım, kıymetli misafirler, bu güzel organizasyon vesilesiyle bizleri sizlerle buluşturan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nı ve emeği geçen herkese öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde sizlerle burada buluşmak hakikaten çok güzel bir duygu benim açımdan da. Şimdi hocam tam noktada bıraktı. İslam'dan sonra bir problem gözüküyor, evet. İslam'a geçtikten, Müslüman olduktan sonra bir problem gözüküyor. Bu hakikaten İslam'la mı alakalı, İslam dininin kadına bakışıyla mı alakalı, yoksa kültürel bir takım etkenler mi burada söz konusu? Bu noktaya geçmeden önce biraz benim konuşmamın dışında bir hususun altını çizmek istiyorum. Hocam güzel bir noktaya temas etti. Batı'nın bize bakışıyla ilgili bir hususa temas etti. Bir müddettir savunduğum bir nokta var. Türk kelimesiyle son dönemde neden bu kadar çok oynanıyor? Türk kelimesinin içeriğiyle. Altını üstüne getirdik biliyorsunuz. Türk demek artık problem oldu. Bunun Batı ayağını göz önüne almadan bugün Türkiye'de yaşananları anlamak bana göre de çok mümkün değil. Neden? Şimdi Batı İslam'la Türkler vasıtası, bizler vasıtası tanışmadı. Doğru. Araplar vasıtasıyla tanıştı. Endülüs vasıtasıyla tanıştı. Fakat onlardan intikamını Endülüs vasıtasıyla yine aldı. Dolayısıyla o travmayı Batı, Araplar vasıtasıyla tanıştı, İslam travmasını attı. Fakat Türkler vasıtasıyla tanıştığı İslam travması henüz atılamadı. Bu neyi ifade ediyor? Şimdi Batı'ya gittiğiniz zaman bir şey görüyorsunuz. Türk eşittir, Müslümandır. Böyle bir algı söz konusudur. Zannediyorum hocam da destekleyecektir. Tarihi kaynaklarda da böyle görürsünüz. Şimdi bu algı çok önemli bir algı. Çünkü Türk, Batı için İslam'ın hakimiyet kuran yüzünü temsil ediyor. İşte bizim problemimiz buradan itibaren, daha doğrusu onlar açısından Türk problemi buradan itibaren başlıyor. Bu algı ancak Türk algısının yıkılmasıyla ortadan kalkacaktır. Çünkü bizim Batı ile olan, Osmanlı interlandından kalan kısımlarla bağımız yine bu Türk kelimesi üzerinden hala devam ediyor. İşte bunu kırdığınız zaman o bağda koparmanız mümkün olacaktır. İslam algısını da bozmanız mümkün olacaktır. Çünkü bazıları bugün buna itiraz da etse şu bir gerçek, Türk'ün bir İslam yorumu vardır. Bütün problemlerine rağmen kadın hususunda da bunu görürsünüz. İşte bir takım özellikle bizler gibi araştırmacıların bana göre bu hususta dikkatli olması da gerekiyor. Bu bağlantıları kurmadan bugün bazı hususları açıklamak çok da mümkün görünmüyor diye düşünüyorum. Şimdi hocamın kaldığı yerden izin verirseniz devam etmek istiyorum. Ben tabii biraz ilahiyat, din eğitimi ana bilim dalı öğretmiyor olarak işin İslam'da kadın boyutundan hareketle size Türk kadınını aktarmaya çalışacağım. Çünkü İslam'dan sonra Türk kadınının durumunu İslam'da kadın başlığı altında incelemeden anlamak çok da mümkün gözükmüyor. İkisi paralel ilerliyor. Bunu söylemek mümkün. İslam kadına nasıl bakıyor? Nasıl bir kadın anlayışı ortaya koyuyor? Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Peygamber'in sünnetine baktığınız zaman bugün kadın üzerinden geliştirilen bir takım dilin, hala kullanılan ne yazık ki dilin orada olmadığını görürsünüz. Buradan neyi kastediyoruz? Kur'an-ı Kerim her şeyden önce yaratılış açısından kadın ve erkeğin ayrı olmadığını ortaya koyar. Bir cevherden, bir nefisten yaratıldığını Nisa suresi 1. ayet-i kerimede ifade eder. Bu bizim için neyi ifade etmektedir, ne anlama gelmektedir? Şimdi bilirsiniz zaman zaman söylenir kadın erkeğin işte kemiğinden yaratılmıştır. Efendim beyiktir, kırarsanız yani çok üstüne giderseniz kırılır vesaire gibi anlayışlarla kadına dair bir algı oluşturulduğunu biz biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bunun dayanağını göremezsiniz. Kadın erkekle aynı şartlar altında yaratılmış bir varlıktır. Yani yaratılışta bir eşitlik söz konusudur. Bunun yanında yine bizim kadın algımızda özellikle Anadolu'ya geldikten sonra bu farklı kültürlerin
Hristiyan kültürün efendim İsrailiyatın da bu anlamda bilgi dahiline girmesiyle birlikte yine kadının bir fitne unsuru olduğu gibi bir anlayış da zaman zaman insanlar arasında konuşulan bir noktadır. İşte Hazreti Adem'i çok genel ifade etmek gerekirse kışkırtan Hazreti Havva'dır. Dolayısıyla kadınlar erkekleri bir anlamda yoldan çıkaran varlıklardır gibi bir algı da hep söylenir. Şimdi bu algılar söylerken bunların acı tarafı bizim bir takım Osmanlı'da özellikle çok yaygın olan halk eğitimi açısından, halk din eğitimi, halka verilen din eğitiminde çok kullanılan bir takım popüler kitaplar, popüler diyebileceğimiz veya işte halk eğitimi kitapları diyebileceğimiz kitaplarda bunların ne yazık ki biz izlerini de görüyoruz. O yüzden bu çok uzun müddette devam etmiştir. Hala bile bir takım deyimlerimize yer alır. Bu yaklaşım da Kur'an açısından doğru değildir. Yani Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın cennetten çıkışının kıssasında kandırılan Hazreti Havva tarafından Hazreti Adem de değildir Kur'an-ı Kerim'de. İkisi de kandırılmıştır. Eşit biçimde. Ve ikisi de sorumluluğu eşit biçimde paylaşmıştır. Şimdi ana hatlarıyla bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayrılığın söz konusu olmadığını görmek mümkün. Kadınla ilgili yine İslam açısından dinden referans verilerek ortaya konulan bir takım problemlerin altında kadının eksikliğini vurgulamakta yatar. Ve bunu da genelde dini dayanağını, işte kadının şahitliği, Kur'an-ı Kerim'de işte bir erkek iki kadın şahit ortaya konulur diye vurgulanır. Şimdi bir takım hadisler de kadının dinin eksik olduğunu, efendim onun onunla istişare edin ama dediğini yapmayın gibi bir takım yanlış hadislerin, doğru olmayan hadislerin de biz ne yazık ki literatürlerde kullanıldığını görüyoruz. Hakikaten kadının zihnen yeterlilik açısından eksikliğiyle mi alakalıdır bu algılar? Mesela şahitlik meselesine bakalım. Bakara suresi 282. ayet-i kerimede geçer bu. Burada şunun altını çizmek lazım. Kadın kadın olduğu için tek şahit, iki şahit gösterilmesi gerekir diye bir şeyi bu ayet-i kerimeden çıkarmak mümkün gözükmez. Çünkü İslam'ın temel prensibine göre bir işte sizin muhatap alınmanız veya bir işe getirmeniz sizin liyakatinizle alakalıdır. Liyakatınız olduğu zaman kadın veya erkek olmanız sizin o işe getirilmenize herhangi bir mani teşkil etmez. Peki buradaki problem ne? Şimdi ayet-i kerimede borç durumunda borçlandığınız zaman buyuruyor Allah-u Teala birbirinize. Bunları yazın. Bugünkü noter sistemi gibi düşünebilirsiniz. Yani kayıt altına alın ve şahit gösterin diyor. Eğer işte bir erkeğe bir erkek bulamazsanız bir erkeğe iki kadın şahit gösterin ki diyor biri unuttuğunda diğerine hatırlatsın. Kadınların unutkan olduğunu mu ifade ediyor bu acaba? Bu uğraştığınız alanla ilgili olarak sizin liyakatinizi göstermesi açısından mühimdir. Şimdi o dönemi düşünelim. Kadın sosyal hayatın içerisinde ne kadar yer alıyor? Ticaret gibi bir hususta ne kadar yer alıyor? Örnekler var ama çok az. Yani ortalama bir kadının siz şahit olarak alınıp bu konuda bilgi sahibi olmasını o dönem için bekleyemezsiniz. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim yine kadının şahitliğini de vurgulamıştır. Çünkü uygulamada ayet-i kerimeden önce böyle bir husus da yok. Kadının, hocam dediği gibi adı yok bu dönemde. Dolayısıyla yetkin olmadığı bir hususta iki şahit düşünülebilir. Biri diğerini hatırlatsın diye ama günümüz için düşünelim. Kadın ve erkeğin yetkinliği meselesi, İştigal alanlarımız düşünüldüğünde artık çok büyük bir problem teşkil etmediğine göre benim şahitliğim herhangi bir erkeğin şahitliği kadar eşit kabul edilecektir ki Hazreti Peygamber'in uygulamalarında da bunu görürsünüz. Özellikle kadınların uzman olduğu alanlarda onların tek şahitliğine de müracaat edildiğini Hazreti Ömer döneminde de görürsünüz. Dolayısıyla eksiklik gibi bir durumda söz konusu değildir. Bu liyakatle alakalı bir husustur. Miras hakkı da yine bu konuda hep önümüze getirilir. Kadın işte
yarım hak alır, erkek tam hak alır meselesinden hareketle. Buna dair de çok çeşitli açıklamalar var. Fakat şunu ben ifade etmek isterim. Hocam temas etti, bir mehir kavramı vardır İslam'da, kadın evlenirken verilen. Ve bu mehir, kadının tamamen kendi tasarrufu altında kullanabileceği bir varlıktır. Yani erkeğin burada hiçbir söz hakkı mevcut değildir. İkincisi, ailenin iaşesi de zorunluluk anlamında söylüyorum. Erkeğin rolü kadına göre daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Erkek zorunludur iaşeyi sağlamakta. Bu kadın çalışamaz anlamına gelmiyor tabii. Yani böyle bir dengelemenin burada söz konusu olduğu vurgulanır. Bir ikinci husus, yine bir takım yorumlar da bu konuda vardır. Her şartta kadının tek yarım hisse almasından da biz Kur'an-ı Kerim açısından bahsedemiyoruz. Emeğinin olduğu bir miras söz konusu olduğunda kadın da erkek kardeşleri kadar eşit miktarda pay alabilir. Bunu da ifade etmek isterim. Şimdi kadının tabii bir temel meselesi de İslam'dan sonra biliyorsunuz söz hakkı. Yani kadının kendini ifade etmesi İslam açısından nasıldır? Erkeğin önünde midir, arkasında mı gidecektir, yanında mı gidecektir meselesi bizde bir problemdir. Kendini ifade etmesi nasıl karşılanır? Çok enteresandır. Hazreti Peygamber döneminde bu konuda hiçbir kafa karışıklığı yoktur, hiçbir uygulama problemi yoktur. Ancak hemen arkasından Hazreti Peygamber'in vefatından hemen sonra bu tip problemlerin başladığını görürsünüz. Hatta Hazreti Ömer'in oğlunun bir ifadesi vardır. Çok da sık geçer kaynaklarda. Biz diyor vahiy iner korkusuyla peygamber döneminde işte Arap toplumunda çünkü kadını dövmek, hırpalamak biraz adet haline gelmiş. Sopalarımızı ve sözlerimizi kaldırmıştık. Fakat peygamberden sonra tekrar biraz işler hale getirdik diyor. İşte bu yaklaşım çünkü hala belli noktalarda bunun çok enteresan delilleri de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den yine ortaya konuluyor. Kadına vurulabilir mi, şiddet uygulanabilir mi vesaire gibi. Uygulamada Hazreti Peygamber'in hayatında ve Kur'an-ı Kerim'de buna dair hiçbir örnek olmamasına rağmen kültürün Peygamber'in vefatından hemen sonra yine kendini gösterdiğini biz görüyoruz. İşte söz hakkı meselesi de burada yine bir problem olarak ortaya çıkıyor. Halbuki ilk dönem, Asr-ı Saadet dediğimiz dönemde kadının böyle bir problemin olmadığını görüyorsunuz. Çok ciddi meselelerde ki ayeti hatta sure ismi almıştır. Hazreti Peygamber bir kadını Hazreti Peygamberle bir konu hakkında yani tartışması diyelim. Mücadele suresi ismini buradan alır, bu tartışmadan alır. Kadın gelir. O dönemde Arap toplumunda bir yaygın uygulama vardır, ızhar diye. Duydunuz mu bilmiyorum. Duyanlarınız vardır belki ama manası şu. Eğer erkek karısından, işte kız da hoşlanmadı diyelim, bir problem yaşadılar. Sen bana annemin sırtısın, sırtı gibisin dediği an kadını boşamış kabul ediliyor idi. Şimdi bu bir kadının hakkı açısından çok ciddi bir problemdi o dönemde. Ve bu uygulamanın tekrar gündeme gelmesi söz konusu oluyor. Sahabeden bir kadın hemen geliyor Hazreti Peygamber'e. Böyle bir şey olamaz diyor. Bu sözle beni kocamın boşaması gibi bir şey düşünemez diyor. Ve ayet-i kerime de onu destekliyor. Evet, zihar uygulaması Kur'an-ı Kerim'de bu tartışma sonucunda ortadan kaldırılmıştır. Çünkü kadının kendini ifade etmesinde de herhangi problem burada görmüyorsunuz. Hazreti Ömer döneminde de bunun örnekleri vardır. Mehir uygulaması ile ilgili. Hazreti Ömer dönemin şartları itibariyle biraz gençleri kolaylıkta olması bakımından mehrin miktarını azaltmak istemiş. Sahabeden bir kadın çıkıyor diyor ki ya Ömer sen Allah'ın bize verdiği hakkı tutlayamazsın. O da diyor ki doğru. İşte bir kadın, bir Müslüman kadın beni emir-i müminini haksız da çıkardı. Mealinde bir sözle sarf ediyor. Dolayısıyla temel anlamda baktığın zaman böyle bir problemimiz bizim yine yok. Eğitim, öğretim yine İslam Müslüman olduktan sonra bizim toplumumuz için bir problem. Hala da ne yazık ki belli yerlerde problem. Yani bugün bile biz bunları tartışıyoruz. Ne acıdır.
Kadının eğitim, öğretim meselesi İslam açısından bir problem midir? Veyahut şöyle söyleyelim, nereye kadar eğitilmelidir? Çünkü bizdeki tartışmanın bir boyutu tamamen eğitimsiz kalması şeklinde değildir ama sınırlar getirilir genelde. Yine temel kaynaklara baktığınızda bir kere her şeyden önce eğitim kadın ve erkek için farzdır İslam açısından. Burada erkek veya kadın ayrımını göremezsiniz. Hazreti Peygamber'in uygulamalarında da kadınlara eğitimi bizzat zaman ayırdığını, özel efendim topluluklar kurulduğunu kadınların eğitimine yönelik olarak yine görürsünüz. Bir Hazreti Ayşe örneğimiz vardır. Bugün olmasaydı bizim hadis külliyatından bahsetmemiz mümkün olmayacaktı. Kadının bizzat eğitim öğretim faaliyetinde hem eğitici hem öğrenci hem eğitici olarak bulunduğunun bir örneğidir. Dolayısıyla bakıyorsunuz böyle bir problem kaynaklarda da söz konusu değil. Siyasi katılım bizde hep tartışma konusudur. Ben bunu ailemden de biliyorum. Halam 94 seçimlerinde Kocaeli'den belediye başkan adayı olarak ortaya çıktığında şimdi bir takım insanlar bize şöyle bir muhalefet gösterdiler. Kadının siyasi liderliği dinen caiz değildir. Tabii bu tartışmalar hala vardır. Daha da vahim kısmı mesela bir kısım insanımız için bizim benim şurada sizle şu toplantı yapıyor olmam da doğru bir şey değil bir bayan olarak. Bunları biz hala ne yazık ki hala tartışıyoruz. İslam'da bunun da bir örneği yok. Yani temel kaynaklarda bunun da muhalefet eden bir örneğini bulamazsınız. Çünkü daha Hazreti Peygamber döneminde zabıta görevine yine bir kadın sahabenin getirildiğini biz görüyoruz. Hazreti Ayşe Cemal vakasında bizzat ordu yönetmiş bir insandır. Yani o ordu toplaması mümkün olabilir miydi böyle bir algı eğer çıkmış olsaydı? Dedikten sonra şimdi problemimiz bizim nereden kaynaklanıyor? Türk kültüründe hocam çok güzel ifade etti. Kadın ve erkek yan yanadır dedi. Doğru, biz Müslüman toplumlar içerisinde İslam'dan sonra bunu nispeten yaşatabilmiş yine bir milletiz. Bu da önemli bir husus. Çünkü Müslüman toplumun geneline baktığınız zaman kadının vaziyeti pek çok yerde bizim bugün tartıştığımız problem olarak gördüğümüz meselelerden çok daha vahim durumda. Biz yine bu kültürümüzün devamlılığını nispeten sağlayabilmiş olmanın bir avantajını yaşıyoruz. Bunu da altını çizmek lazım. Ancak genel kanaat şudur, hocam da altını çizdi. Anadolu'ya geldikten sonra, özellikle de Selçuklu'dan sonra Osmanlı ile birlikte kadın meselesinde bir gerilemenin başladığını, yani sosyal hayattaki konumu itibariyle bir gerilemenin başladığını söylemek mümkün. Ancak bu gerileme de tabii nasıl bir gerilemedir? Şimdi Selçuklu döneminde kadının, Müslüman kadının sosyal hayatta teşkilatçı bir yapı da oluşturduğunu görüyorsunuz. Hayatın içerisinde organizasyon bağlamında da var kadın. Sadece sözünü geçirmek anlamıyla da değil. Bağcıyan Rum Teşkilatı'nı bilirsiniz. Çok önemli bir topluluktur bu. Ve sosyal hayatı düzenlemede, insanları eğitmede, sosyal bir takım problemlerin çözümünde, bir anlamda sosyal devletin yapması gereken işlerin yapımında bu kurumun çok önemli bir rol vardır. Erkek teşkilatı gibi. Ve bunu kadınlar organize etmiştir. Bir eğitim kurumudur aynı zamanda. Fakat Osmanlı ile birlikte bir müddet sonra bunun zannediyorum yani bu konuda hocam belki daha iyi bilecektir ama çok ciddi araştırmalar yapılamıyor diyebiliyorum ben. Özellikle bizde genelde kadın meselesi 19. yüzyıldan itibaren biraz tartışılır. Tanzimat'tan itibaren daha yoğun olarak tartışılır. Öncesi hiç böyle bir problem yokmuş gibi veya çok mesele olarak daha doğrusu kaynaklara ulaşmada belki bir problem var. Ama ne yazık ki bunu da şimdi batılılar devraldı. Biz onlardan, onların çalışmalarından biraz öne bakmaya gayret ediyoruz herhalde. Osmanlı'nın belli bir dönemi bu anlamda çok açık değildir. Ama vakıf
faaliyetlerini, efendim saraydaki hanımların faaliyetlerini düşünürseniz tamamen geriye çekilmiş bir yapı olduğunu da söylemek mümkün değil. Ancak kadına dair problemli bir dil ne yazık ki bu dönemlerde ortaya çıkmıştır. Şimdi Tanzimat'a geldiğimizde işte bu dilin artık ciddi bir rahatsızlık olarak vurgulandığını, o dönemin kadınları açısından da görüldüğünü ve üzerine yazıldığını biz görüyoruz. Bir takım dergiler, gazeteler, kadınlara mahsus gazetelerde çok çeşitli yazıların, uyarıların bu noktada yapıldığını görüyoruz. Ve burada işin enteresan tarafı yine kadın yazarlarımız, bu anlamda düşünürlerimiz, bizim aslında İslam'dan kopmadan da bu işi götürmemiz gerektiği noktasında da bir çaba içindeler. Yani yaşanan problemin İslam'dan kaynaklanmadığını da vurgulamaya hep gayret etmişler. Şimdi aslında genel olarak baktığınızda bir kafa karışıklığı da görüyorsunuz. O nokta döneme gelindiğinde. Batıdaki kadın hareketlerinin burada etkisini de görmek mümkün. Ancak günümüze baktığımızda özellikle Osmanlı son döneminde tartışılan pek çok meseleyi biz hala kadın hususunda eski şiddetinde olmamasına rağmen belli konular tartışıyoruz. Peki mesele nerede? Yine ilk sorumuza dönecek olursak, mesele kültürün dine hakim gelmesinde. Bu kültür sadece Arap kültürü müdür? Evet, Arap kültürü etkindir. Özellikle kaynakların yorumlanması için. Ancak sadece Arap kültürüyle sınırlı tutarsak bunu anlamak da çok mümkün değil. Burada Hristiyanlığı, Yahudiliğin etkisini, yani bizim İsrailiyat dediğimiz etkileri de bu kaynakların yorumlanmasında biz dikkate almak zorundayız. Peki günümüzde bunu nasıl çözeceğiz? Çözmek mümkün müdür? Elbette mümkün. Burada önemli olan husus kaynakları, yani din ve kültür arasındaki ilişkinin doğru tespit edilmesi ve bu çalışmalarda özellikle temel kaynaklara inerek yorumlama yapılması. Biz genelde aktarma yoluyla bir takım şeyleri açıklamaya çalışıyoruz. Bu da çok yeterli olmuyor. Şimdi hocam, Emin hocam konuşmasında bir hususa temas etti. Yani bu coğrafyada hakikaten kadın algısı bölgelere göre de değişir. Burada bölgelerin taşıdığı kültürel yapının işte bu algıya tesirini biz düşünmek zorundayız. Mesela ben Yunanistan göçmeli bir ailenin çocuğuyum. Bizde hakikaten kadın erkek problemi diye bir algı söz konusu değildir. Ama gidin Doğu Anadolu'ya. Yani kadın mıdır, nasıl algılanır, o tartışmalı bir husustur. İç Anadolu'ya gelirsiniz, hakikaten çok daha farklı bir manzara karşınıza çıkar. Demek ki hepimiz Müslümanlıktan bahsediyoruz, hepimiz Müslümanız değil mi? Biz de bu algıyı oluştururken yine İslam'dan farklı bir noktadan da hareket etmiyoruz. Ama işin içine başka şeyler karışıyor. İşte bunu tespit edebilmek için öncelikle biz temel kaynakları doğru anlamak ve doğru yorumlamak durumundayız. Ve hocamın dediği gibi öncelikle kendi bu yoğrulmuş kimliğimizi de doğru anlamak zorundayız. Türklükten bu kadar korkulduğu bu dönemde bu korkunun kendimizi anlamada en büyük engel teşkil ettiğini de düşünüyorum. Ve bu hususun din üzerinden de yapılması gibi bir acı gerçekle karşı karşıyayız. Çünkü bu vurgu genelde dindar olmak adına yapılıyor. Halbuki şimdi pek çok kaynak da bunu ifade eder. Şöyle bitireyim. Amerika'da bulunduğum sırada Ürdünlü bir arkadaşımızın sohbet esnasında çok enteresan bir tespiti oldu. Dedi ki, İslam dünyasının Türk tecrübesine ihtiyacı var, dedi. İşte biz bunun farkında olmak zorundayız. Bu tecrübe hakikaten kıymetli bir tecrübe, eksiğine gidiğine rağmen bunun tekrar yaşatılması yine bizlerden geçecektir diyorum. Sabrınıza ve ilginize çok teşekkür ediyorum. Eksik olun. İlave edebilir miyiz? Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii ben sadece şunu ilave etmek istiyorum. Sevgili arkadaşıma, kardeşime. Ben Arap kültürü dedim. Ben bu kardeşim doğru söyledi. İsrailiyatı seçimi alarak söyledi. Ama ben
Bindik yüksek lisans tezi İslamiyet'i kabul ediş sebepleri. Ben bunu çalıştım. Çalışırken de İslam diline ister istemez girdi. Yani kütüb-i siteden başlayarak fıkıh kitaplarının hemen hemen hepsini okumaya çalıştım. Hadis kitaplarının hepsini okumaya çalıştım. Ve dolayısıyla da hani gerçekten de İslam dininde, Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz'in hadis ve sünnetlerinde kadına bu kadar önem verildiği halde nasıl oldu da toplumda bu kadar kendi içimizde, ben de Karadeniz'de bir ailenin çocuğuyum. Biz de erkek çocuğu bir adım öndedir, işin doğrusu isterseniz. Babanın kesin bir otoritesi vardır. Genelde Türk aile yapısında bu böyledir. Yani her ne kadar Ziya Gökalp, hani bunu pederi tipte açıklamışsa da işte Türk aile yapısı anne ve babanın ortak karar verdiği bir aile yapısıdır demişse de kendi iç aile dünyamıza şöyle dönüp bir baktığınız zaman ben kendi adıma söyleyeceğim. Babamın sözü emirdir. Yani onun önüne geçemeyiz. Doğru. Yani dolayısıyla peki İslam'da böyle. Şimdi ben bunu düşünürken şöyle bir şeyi yorumladım. Bir İslam dini yanlış bilmiyorsam hani beni de güzel kadına halifelik nazarında sadece herhalde erkek olmak şartını yani halife daha sonraki yorumcular diyorlar ki halife mutlaka erkekten olacak. Ama bildiğim kadarıyla İslam'da böyle bir şey yok. Haydi, halife dahi olabilir. Ama sadece bir şeyi kadından men etmiş Yüce Mevlam. Demiş ki ağır ceza hakimi olamaz. Niye diye sordum kendi kendime. Çünkü bizler duygusal insanlarız. Yani bir insanı ölüme götürürken annelik tarafımız ön plana çıkıyor. Dolayısıyla da orada bir sorgulama var. Ama tabii yine niye biz böyle olduk derken biraz beni hani feminist görebilirsiniz ama bir baktım ki İslam tefsircilerinin tamamı neredeyse bildiğim kadarıyla erkek. Yani Kur'an-ı Kerim'i mealini yazanlar da yorumlayanlar da Peygamber Efendimiz'in yani bunun bence ben şahsen öyle düşünüyorum. Yani altında yatan temel sebeplerden bir tanesi bildiğimiz tefsircilerin yani erkek ve erkek bakış açısıyla yazıyorlar. İster istemez de biz de herhalde onların tesiri altında kalıyoruz. Ama tabii gerçekten de şimdi günümüzde yani Türk toplumuna şöyle bir bakın. Ben de kendisi Amerika'daydı. Ben de hem Kazakistan'da ara sıra Rusya'ya da gittim geldim. Çünkü kendi imkanlarımla daha sonra Rusya'ya çok gittim geldim. Moskova Devlet Üniversitesi'nin bir kütüphanesine girdim. Tabii biraz Rusça biliyoruz. Dedim ki ben Rusça öğrenmek istiyorum. Bana nasıl bir kitap verirsiniz? Orada bendeki bayan genellikle araştırma yaptığımız için beni tanıyordu. Elime şöyle bir kitap verdi. Ben bunu derslerimde de söyledim. Türkiye'ye. 1962 yılında Amerika'da yazılmış olan bir eserin Türkçe'ye, Rusça'ya tercümesiydi. Bundan alın okuyun dedi. Ben de şimdi tabii oradan alıp okumaya başladım. Amerikalılar aslında bizleri çok iyi keşfetmişler tabiri caizse. Fakat şöyle bir şey söylüyor. Yani diyor ki Türkleri diyor yıkmak isterseniz manevi anlamda aileden başlayacaksınız. Çünkü Türk aile sistemi gerçekten de güçlüdür. Her ne kadar bu kadar ötelenmişliğe rağmen. Yani güçlüdür. Ve gerçekten de 1962'den şu anda 2014 yılına geldiğimiz zaman ailemizin temel direkleri sallanıyor. Bunu medya yoluyla yapıyorlar. Onu da yazmışlar. Diyorlar ki bunu medya yoluyla yapacaksınız. Mesela televizyonlarda sürekli işte biliyorsunuz ki ne yapılıyor? İşte ailemizi, işte yok babası çocuğunu öldürdü, yok kızını öldürdü, yok şunu yaptı, çok özür dilerim tecavüz etti, kardeşine şu bu. Öyle bir algı yarattılar ki bizde. En sonunda şunu söylemeye başladık. Babana bile güvenmeyeceksin. Şimdi babana güvenmezsen kime güveneceksin? Yani devletin baba gibi telakki edilmesi anlayışı, maalesef bugün işte Sayın Başbakanımız çıktı zaman zaman söyledi, devlet baba olur muymuş dedi. Tabii ki olur. Devleti bu millet baba olarak gördü. Onun için de ordu millettir bu. Biraz önce bahsettiğim gibi yaşanılan şartın, hayatın gerektiği gibi. O yüzden de aile müessesemiz gittikçe çöküyor. Bunu çok iyi, hep beraber. Kendi hayatımızda da çocuklarımızdan başlayarak öğrencilerimize, etrafımızda kimler varsa bunu iyi tutmak zorundayız. Çünkü batı çökmüş. Bakın ben bir babuşka ile beraber yaşadım.
bir yıl boyunca onlarla kaldım. Çünkü bak yani Rusça öğrenmem için benim bir babuşkayla beraber yaşamam lazım. Oğlu inanır mısınız benim ona para verdiğim gün, işte belli bir gündü, geliyordu. Tabii kadın vermek istemiyordu. Biz de yani öyle çok büyük paralarla da gitmedik. Saadet Hanım burada yani ilk gittiğimiz sene. Yani bize toplam 300 dolar verilmişti bir yıllık içerisinde ve biz bunu harcayacaktık orada. Ya ben 10 dolar ama 10 dolar o kadının aylık emeklilik parası 3-4 dolar civarındaydı. 10 dolar çok büyük bir paraydı. İnanır mısınız fakülteden eve geldiğim zaman bu hemen hemen her ay oluyordu. Babuşkanı ya gözü morarıyordu ya kolunda bir çıkıklık oluyordu. Çünkü oğlu geliyordu, dövüyordu ve o parayı zorla alıp gidiyordu. Yani böyle bir, şimdi bu Putin gerçekten de yeniden Rusya'yı yaratmaya çalışırken aile müessesesine de çok önem veriyor. Dolayısıyla kısaca şunu söylemek istiyorum. Kadın ailenin direği. Kadına ne kadar iyi eğitim verirsek, bakın bu işin altından eğitim çıkıyor. İyi eğitim görmemiz lazım. Kadın yine silahı kendine döndürüyor. Çok özür diliyorum. Çünkü şöyle bir şey. Anne olduğumuz zaman erkek çocuğuna bir adım daha fazla önem veriyoruz. Bunu eğitimli anneler yapmıyor. Yani ben kendi annemden biliyorum. Benim annem mesela abime her zaman daha iyi fazla yemeği koyardı. İşte o erkekti. Peki oğlan çocuktu. Dolayısıyla bunu yapmamamız gerekiyor. Önemli olan çocuklarımızı eşit göreceğiz ve kız çocuklarımızı okutacağız, eğiteceğiz. İşte o zaman dinimizde, dinimizin bize emrettiği şekilde, tabii erkek hegemonyası olmadan, evet Yüce Mevlam hepimizi kadını duygusal yaratmıştır. Bence kadın, çok özür diliyorum ama erkeklerden daha zekidir. Ama erkekler de fiziki anlamda güçlüdürler. Biz de o konuda hani yerimizi bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz soru cevap bahside geçmeden önce saygıdeğer hocalarımıza bu güzel aydınlatıcı bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten kendisi de son cümlesinde vurguladı Mualla hocam. Kadınla erkeğin ne kadar eşit olduğunu, akıl yönüyle de her yönüyle sosyal yönüyle eşit olduğunu şuradaki toplantı, şu konuşmalar kendiliğinden ortaya koydu. Evet, ben duygusallıkta bile biraz tereddütlüyüm artık hocam. Onu da ifade edeyim. O da tartışılır yani. Bir peygamberlik yoktur kadında ama kalını ile ilgili benim çok ciddi şüphelerim var. Soru cevap bölümümüze geçmeden önce toplantımızda birinizin çok iyi tanıdığı eski Türkçülerden, yeni Türkçülerden diyeyim, öyle demek birden şey oldu. Eski İstanbul Beden Terbiyesi Genel Müdürü, eski milli atletlerimizi vakfımıza aksakallarından Sami Akbiz var. Biraz önce çıktı, tekrar geldi oturdu. Hepinizin dikkatini çekmiştir. Kendisine eski Türkçülerden Kurt Tarık Özkan'ın vefatı haberi iletildi şu anda. Pazar günü öğle namazını müteakiben Kuzguncuk Camii'nden cenazesi kaldırılacak. Bu hususu sizlere duyuruyoruz. Eğer imkanımız olursa bu büyüğümüzü uğurlarsak çok iyi olur. Evet. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun. Şimdi yine bir 15 dakikalık soru cevap bölümümüz olacak. Burada belki şimdi küçük katkılarınız olabiliyor, çok değerli. Buna kimse engel olamaz. Fakat bu küçük katkılar küçük birer konferansa dönüşmesin lütfen. Daha çok soru alalım. Hakikaten sorumuz varsa, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bu kıymetli hocalarımızı burada bulmuşken o soruları alalım. Evet. Lütfen hocam. Hocam, ikinize de hem Ana Hoca'ya hem size teşekkür ederim. Duyuluyor mu? Geliyor zannediyorum. Bundan 40 sene evvel duyduğum hem de Batı'da duyduğum bir şeyi sadece başta açış konuşmasında Hakan'ın bile savaşa giderken eşiyle istişare etmeden savaş yapmadan değil, bir de onunla beraber
kadınının da savaşa erkeğini yalnız bırakmayacak derecede katıldığını. O devirlerdeki savaşı kaybederseniz her şeyi kaybediyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Bunun tek Türklerde olduğu bana Batı'daki bir konuşmada söylenmişti. Başka ülkelerde var mı bilmiyorum. Bir onun cevabını rica edeceğim. Yalnız şu arada bir şey daha söyleyeyim. 5 yılda Arap ülkelerinde kaldım. Dünyanın 4/3'ünde bulunduğum gibi. Arap kültürünü bana hocama da teşekkür ediyorum. Hakikaten başka kültürlerinde mutlaka olacaktır. Ama Arap kültürünün bu derece İslam'a hakimiyeti altına, yani kara bulut gibi üzerine çökmesine başka bir yerde rastlamadım. 3 metre boyunda bahçe duvarlarının haricinde o haremlik selamlıklarda kadınını başka bir şeyle gösterme mümkün değildi. Kadının bir şeye katılması mümkün değildi. Kadının hatta bazı ülkelerde araba bile kullanması mümkün değil. Şimdi tartışılıyor hocam. Yani, biliyorsunuz evet. Yeni şimdi, cevaz geliyor. Onu da bir tarafa bırakın. Kadının ailenin içerisinde erkeğe ne derece gücü yeter bilemiyorum ama bazen o derece çaresiz kaldıklarını görmüşüm ki bu mehir denen anlaşmayla ancak kendi hayatlarını ondan sonra devam edebilmişlerdir. Bir de tek şunu söyleyeyim. Hakikaten Kur'an'da ve Peygamberimiz zamanında bir ayrımcılık yoktur. Ama ondan sonra aynı şuna benzer. Arap'ın ilk önce Müslümanlığın yayıldığı sırada geniş bir alana yayılınca daha medeni milletler vardır bu işin içerisinde. Çok dil vardır. Bunu muhafaza etmek için tek dilin Arapça olarak ve Arapça üzerinden her şeyin yürütülmesi fikriyle davranmaları ve Arap kültürünün de bu vesileyle devamını sağlamaları Arabistan'daki bazı tartışmalarımızda da onlardan duyduğum kelimelerdir. Aksi takdirde hakikaten Türklerin İslam yorumuna bütün Müslüman alemin ihtiyacı vardır. Bir Endonezya'da aynı durum, bir Malezya'da aynı durum yoktu. Bizim gibi bize yakındır. Anlıyor musunuz? Diğer Müslüman ülkelerinde de yakındır. Ama hakeza 3 çadırdan çıkan Arapların 23 tane devlet kurmuşlardır. Yani şeyler de dahil, Berberiler de dahil, Afrika kabileleri dahil hepsini Araplaştırmışlardır ve kültürü de Müslümanlığın üzerinde çok koyu bir şekilde yerleştirmişlerdir. Şükranla Atatürk'e şükrederim. Hiç olmazsa o koyu bir kültürün bu ülkede belki o zamanlar yerleşmesi mümkün değildi ama bundan sonra da yerleşmesi mümkün olmayacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben sadece Emin Hocam'ın ilk sorusuna yerleri katkı edeceğim. Gerçekten de doğrudur. Bütün kaynaklarda Türklerin eşleriyle beraber kadınlarının savaşlara katıldığını, hatunlara katıldığını. Zaten bugün Türkler de böyle yazdığınız zaman bir bakıyorsunuz ki işte Türk kadınları askeri kıyafetlerle karşınıza çıkabiliyor. Çizimlerini de yapmışlardır. Mesela Bizans kaynaklarında peçenekler için özellikle savaş arabalarının başında kadınların bulunduğu ve oturan taktiğinin uygulanmasında onların birinci derecede rol oynadıkları yazılıdır. Zaten Bizans'ın Türklerin içerisinde bu kadar çok korkut almalarının ardında yatan sebeplerden bir tanesi de budur. Çünkü kadın ve erkeği savaş meydanında aynı anda görmüştür. Ve bu dünya tarihinde de başka bir millete nasip olmamıştır. Yani. Merhaba, ben İstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Burak Baybar Ekici. Şimdi mesela diyelim ki bir kadının erkeğe konferans verilmemesi durumu bize İslam öncesi Arap toplumunun bir etkisi midir yoksa hani yanlış yorumlanmalar yüzünden mi hani çıkmıştır ortaya? İşte yanlış yorumlamalar tesir çıkmıştır ama burada şöyle söyleyeyim işte Arap kültürünü daha doğrusu kadına kültürel anlamda bakışın etkisi vardır. Arap kültürü tabii ki İslam üzerinde etkilidir. İslam yorumlanması etkilidir. Ama ben ilaveten
sadece Arap kültür olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söylerken kastım şuydu. Hristiyan dünyasında da, yani Hristiyan dünyada da, Yahudi dünyasında da geçmişten günümüze kadın hep bir problem olarak ortaya çıkmış. Yani bugün tartıştığımız mesele aslında sadece Müslümanlar veya Türk kadını için bir mesele değil. Gidin Batı kaynaklarına bakın. Orta çağ zaten düşünmek bile mümkün değil ama mesela 19. yüzyılda belli problemler onlarda da aynı şekilde görülmüş ve devam etmiş. Hala da zaman zaman devam ediyor. Bunu da söylemek mümkün ama burada bunun tesiri var. O mahremiyet anlayışı biraz burada etkili oluyor. Şimdi hemen kısa bir şey çizeyim hocamın. Var mı başka sorunuz bu noktadan? Tek teşekkür ederim. Hocamın dediği husustan hareketle hem sorunuza da binaen ben şimdi zaman zaman şunu soruyorum. Kadının çalışması meselesi de bize bir problem olmuş. Nerede çalışmalı, nasıl yapmalı, işte nasıl etmeli vesaire. Diyorum ki bu klasik kitaplarda, hocam dedi ya hep erkekler ele almış bu meseleyi, biraz öyle. Kadın alimler var mı? Var. Belki ben onun altını çizmeyi unuttum. Ve 13. yüzyılda dahi bu kadın ve ciddi sayıda kadın alimlerin olduğuna dair de kaynaklar var. Yani bu bilinen bir husus. Ancak yaygın olarak bilinmiyor ne yazık ki. Bu bir gelenek olarak aktarılmamış veyahut efendim ön plana çıkarılmamış. Şimdi ben şunu soruyorum. Kadının çalışması meselesi ne hikmetse özellikle günümüz için bu 80 dönemlerinde de bir tartışma konusu. Şimdi bir tez yaptırıyorum bir öğrencime. Orada bir dergi üzerinden çalışıyoruz. Yani dindar bir kesim diyelim. Muhafazakarı da ben çok kullanmak istemiyorum. O da bir ayrı kavram. Neyse. Burada bir şey ortaya çıkıyor. O dönemde yayınlanan kadınlara yönelik bir dergide işte kadının ne yapması gerektiği, özellikle zaten aile genelde hep ön plana çıkarılır. Yani kadının asli vazifesi aile içinde annelik, eş olmak. Doğru. Bunlar vardır ama çalışması buna mani midir? İşte çalışma alanları hep sınırlanıyor. Efendim giyim, kuşam bu noktada hep ön plana çıkılan bir husus. Ben şimdi şunu soruyorum. Bu eski kitaplarda, özellikle klasik kitaplarda veya bu tip dergilerde neden tarlada çalışan kadının çalışması bir problem olarak vurgulanmaz? Şimdi mesele mahremiyetse, evet mesele mahremiyetse tarlada çalışan kadının siz mahremiyetinden bahsedebilir misiniz? İsterse birkaç kadınla beraber çalış. Güvenlikse bahsedebilir misiniz? İstediği kadar tanıdık olsun. Yani pek çoğumuzun ailelerinde köyden gelenler var. O ortamı bilirler. Bugün de gidip araştırınca bunu görürsünüz. Ama hiç mesela Karadeniz örneğini verdi hocamız. Hiçbir zaman şu söylenmez. Yani kadının orada çalışması doğru değildir. Erkek gitsin tarlada çalışsın. Kadın evinin işini yapsın. Kırsal kesim için bu söz konusu olmaz. Ama ne zaman şehre gelirsiniz? Kadın belli yerlere talip olmaya başlar. Tahsilli kadın. Şimdi biz bir tartışma bu yönüne de ben getirmeyeyim dedim ama hocam açınca ister istemez onu da vurgulayayım istiyorum. Şehirli ve okumuş kadının özellikle dindarlık bağlamında çalışması bir problem olarak dikkati çekiyor. Aslında işin özünde ben şunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bana göre bu biraz güç mücadelesi aynı zamanda. İktidar mücadelesi. Yani kadın ve erkek arasında gerçekleşen bir iktidar mücadelesi ve bunun kökeni de çok eskiye dayanıyor. Bu sadece bizim meselemize değil. Bir din bunu farklı yorumluyor, bir din bakıyorsunuz farklı yorumluyor. Kültür bunu bu şekilde etkiliyor ama hemen her yerde bu mücadelenin altında bunun da yattığını bana göre göz ardı etmeyelim. Çünkü bunu kabul etmediğimiz müddetçe bu yorumların nereye dayandığını, nereye gidebileceğini, kadının sınırlılıklarını vesaire tartışmak da bana göre çok anlamlı olmuyor diyoruz. Yani kaynaklarda böyle bir şey yok ama bugün hala geliyorsunuz sizin karşınıza ve okumuş insanlardan hatta çok tuhaf tuhaf örnekler koyulduğunu görüyorsunuz. Demek ki meselenin bir başka yüzü de var. Onu da beyler burada yoğunlukta ama ben altını çizmek isterim açıkçası. Teşekkür ediyorum. Hocam, hocam ben Metin Özer, Mualla hocama bu sorumu yöneltiyorum. Bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Bugün ülkemizde örf, adet ve geleneklerle kendisine çok daha güçlü bir konum edinmiş olan kadın şöyle bir durumda, evli bir kızı ve evli bir oğlu var ise gelinine karşı oğlunu
damadına karşısında kızını koruma refleksi geliştirmiş. Bunun bir psikolojik ve sosyolojik açıklaması var mıdır? Sizce var mı? Var tabii. Yani Can ve Canan olarak ayırt edeyim ben o zaman bunu. Psikolojik ama o zaman dinin emrettiği şekilde adaletli davranmayı bu anne ortadan kaldırıyor demektir. O zaten çok kolay olsaydı hocam. Biz bugün bunları tartışıyoruz. O değil ki, şöyle bir şey de söyleyebiliyorsunuz değil mi? İslam dininde de hani Bağın hocamızın yanında konuşmak istemem ama şöyle bir şey var. Yani şimdi insanlar ikinci ve üçüncü eşleri sanki dinimizde Nisa suresi. Ona girmedim evet. Yani evet. Girmedik o konuya ama evet. Ne diyorlar? İşte dinimiz bize buna hak tanıdı. İşte o yüzden biz ikinci, üçüncü hakkı alabiliriz. Ama Allah-u Teala ne diyor? Bunlar arasında diyor adalet ve hükmedecek olan sadece benim. Şimdi ben bunu niye burada söyledim? Kur'an-ı Kerim'in zaten çeşitli yerlerinde Yüce Mevlam adaleti sadece ve sadece kendisinin sağladığını, biz insanların yarattığı, tabii ki yaratıkların içerisinde eşit bir mahluk olarak yarattığı, biz insanların ise bu adalet duygusunun belki %1'inden nasiplendiğimizi veya nasiplendirdiğini de bize ifade ediyor. Ben de onu söylemek istiyorum. Rica ederim. Emekli Albay Ekrem Mütevellioğlu, bana kızacaksınız belki ama ne geçmiş ve ne gelecek mutlu etmiyor beni diye dizeler var. Şimdi beni de İslamiyet öncesi Türk kadını ve İslamiyet'le beraber İslamiyet'te Türk kadının yeri gerçekten o kadar ilgilendirmiyor. Beni ne ilgilendiriyor bugün? Türk Medeni Kanunu'nda ailenin ve bu ailede kadının yeri. Bunun yanında doğuda, özellikle Güneydoğu'daki uygulama arasındaki tezat veyahut da arasındaki durum ve bunun geleceğe yansıması. Bunun üzerinde ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz ama tabii ikimizin de uzmanlık alanı hukuk değil. Yani dolayısıyla biz şimdi burada size hukuki kavramlar üzerinden Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu hani ben kendi adıma hakkım olmadığını düşünüyorum. Tabii. Çünkü biz hukukçu değiliz. Ama şu sözünüze katılmıyorum. Yani geçmiş beni ilgilendirmiyor derseniz o zaman geçmişimize de büyük bir haksızlık etmiş olursunuz. Çünkü zaten bugünkü ortam maalesef geçmişinden ders almayanların bizi yönettiği bir ortam. Dolayısıyla da önümüzü görmekte çok zorlanıyoruz. Tarihi süreci iyi değerlendirirsek önümüzün yolunu açabiliriz. Bunda kadının yeri de bu şekildedir, başka konular da bu şekildedir. Dediğiniz doğru, medeni kanun. Ben mesela geçen hafta Çanakkale'deydim ve oradaki gençlerle buluştuk. Sonra da o gençler bizi Gelibolu'ya götürdüler. Gerçekten de o gün sabah 9'a başlayıp akşam 5'e kadar süren o süreçte o yarımadayı dolaşırken inanın ki gözyaşları içerisinde dolaştım ve Atatürk'e minnettarlığım ve şükranlığım bir kez daha arttı. Bu milletin böyle içinden çıkabilecek çok büyük cevherler var. Ve bize bu noktada, yani siz de söylediniz, hocam da söyledi, evet Osmanlı benim atam, Osmanlı'yı asla bir tarafa atamam. Ama şöyle bir şey vardı, benim babam neyse ben oydum. Yani benim elitin içerisinde yer alma gibi bir şansım Osmanlı devletinde olmadı. Eğer bir fırıncının çocuğuysa, bir fırıncının çocuğu olarak hayatıma devam ettirebiliyordum. Ancak Atatürk'le beraber, bakın bu Atatürk'le beraber değişti. Biz burada sizin karşınızda bunu Atatürk'e borçluyuz. Evet, dini algımız içerisinde Allah nasip etti buraya geldik ama sonuçta o süreçte de Türk tarihi yazılırken vesile şanlı bir şekilde vesile olarak da Atatürk'ü. Şimdi 18 Mart'a gelirken şehitlerimizi ve Atatürk'ü de minnetle anmamız gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla ben evet, Durdu Demirel, emekli öğretmen Ozan. Öncelikle 8 Mart Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum. Siz kıymetli hocalarına da teşekkür ediyorum. Hemen sorum şudur. Türk erkeği her zaman için bayanını baş tacı yapmıştır, korumuştur.
Adımlarımız bu kadar zeki ise Cumhuriyet'in evet Cumhuriyet'in Atatürk'ün bizim kadınlarımıza verdiği hakları son zamanlarda o kara çarşafla, kara örtülerle geriye götüren hanımlarımıza ne dememiz lazım? Saygılarımı sunuyorum. Şimdi tabii... ben konuşuyorum. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Ben olaya şöyle bakıyorum, açık ifade edeyim. Bir insan kendini nasıl ifade etmek istiyorsa öyle yaşayabilmeli. Yani ben sizin karşınıza bugün böyle çıkmaya uygun gördüm. Kendi açımdan böyle ifade etmek istedim. Bir başkası çarşaf giyerek kendini daha rahat hissedebilir, yapabilir. Bir başkası giymeyerek hissedebilir. Yani bu tip hususları biz dindarlık açısından, biz iki taraf için de söylüyorum. Çünkü bunlar çok tehlikeli uçlarda gezinmeye de sebebiyet veriyor. Ve bizim ne yazık ki farklı kutup, yanlış kutuplaşmalara gitmemize de yol açıyor. Kendini nasıl rahat ifade edebiliyorsa o şekilde yapabilir. Ancak burada şöyle bir şerhim vardır. Bunu da her zaman söylerim. Şimdi her birimiz kendi prototipimizi veya ortaya koyduğumuz tipi en ideal olduğu iddiasıyla karşı tarafı uyumaya zorlamaya götürürsek işte orada itirazım vardır. Dinen de itirazım vardır. İnsan olarak da itirazım vardır. Hukuk devlet açısından da itirazım vardır. Ama onun dışında anlıyorum. Şimdi bakın ben bu tip genellemeleri çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü biz bir süreç geçirdik. Bu genellemeler her iki taraf içinde yani karşı olan veya lehte olanlar içinde ciddi problemler doğuruyor. Yani burada insanların tavrı bana göre mühimdir. Anlatabiliyor muyum? Yani demek istediğim nokta benim bu. Nasıl yaşadığından ziyade size neyi nasıl aktardı, size bu davranışı nasıl aktardığıdır mesele olan. Ha, din algısıyla ilgili olarak şuna, şu dediğinize katılırım. Yani şunu derseniz bana bu doğrusudur ve herkese bu şekilde bu lanse edilmeye çalışıyordur, çalışılıyor. Buna mı itiraz, buna itiraz etmeyecek miyiz derseniz ona bir itirazım yok. Doğru. Yani en doğrusu budur diye benim karşıma gelip benim dindarlığım veya işte sizin dindarlığınız veya Türkiye'nin genelinin dindarlığı bu bağlamda sorgulanırsa buna ciddi itirazım vardır. Bu kimsenin de haddi değildir her şeyden önce. Yani bizim birbirimizin dindarlığını sorgulamak gibi bir yetkimiz yok. Dinde böyle bir şey yok. Ama o öyle yaşamayı tercih etmiştir. Dinlediği kişiyi hayatında onun
her gün. Bir bu var. Sosyolojik açıdan bence bu tür olayların halkımızın beyninde artık bir şeyi olmaya başladı. Yani işte o yapıyor, ben de yapabilirim. İşte içlerinde bazı duyguları tetiklemeye de başladı. İçsiz, güçsüz insanlar birden bir bakıyorsunuz işte üniversitede okumuş olması hiç önemli değil. Yani elit insanlar okumuş insanlar da daha çok. Hatta ben yanlış hatırlamıyorsam bir 4-5 yıl önce bir araştırma yapılmıştı. O araştırmada üniversite mezunlarının daha çok ve yine dayak yiyen, şiddete uğrayanların da üniversite mezunları bayanlar olduğu şekilde tespit edilmişti. Ama bunun altında yatan sebep bence ekonomik. Ben öyle düşünüyorum. Ve bu algının yani medya aracılığıyla da işte toplumda sürekli olarak bunların normalmiş gibi gösterilmesi de içimizde belki bastırdığımız bazı duyguların açığa çıkmasına sebep oluyor diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi ben hepinizden istirham edeceğim. Hiç kimse yerinden kıpırdayıp sayın konuşmacılarımızı tebrik etmeye falan gelmeden önce biz de kendilerine bu kadınlar gibi öncelikle saygıdeğer konuşmacı hocalığını şu kırmızı halının üzerine alacağım. Lütfen. Yalnız tebrik için değil şimdilik. Adem'den bugüne kadar veya doğdukları andan şu ana kadar bir arı gibi çiçek çiçek dolaşıp bizlere bal üreten, bal gibi fikirler, bal gibi çocuklar, bal gibi işler üreten saygıdeğer hanımlarımıza bu kadınlar gününün bir teşekkürü olarak birer demet çiçek hediye etmek istiyoruz. Biz aynı zamanda diğer hanımların hepsine edemiyoruz fakat gönülden hepsine ediyoruz. Fakat özellikle rahmetli ruhu şad olsun Turan Yazgan hocamızın eşi Gülen Hanım Efendi'yi de buraya alıyoruz lütfen. Ona da diğer bütün hanımlarımız adına bir demet çiçek arz ediyoruz. Evet, şimdi artık başta hanımlarımız olmak üzere bütün akademisyenlerimiz, aksakallarımız bir hatıra fotoğrafı çektirmek üzere kırmızı halının üzerine buyursunlar. Yine başta genç kızlarımız olmak üzere yine arkada yerini alsınlar. Hepsine bakıyoruz ve sizler adına teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta programlarımız Kuala Lumpur şehitleri, Çanakkale zaferi ve Türk bayramı çerçevesinde devam edecek.